Sinüzitten oturamıyor orada, görüyorum. Sizi böyle alabilir miyim? Hadi gelin böyle. Sinüziti olanlar, burnum kapalı, kulaklarıma kadar gidiyor neredeyse duyamıyorum diyenler lütfen ekran başına. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz. Sinüzi başladın bana. Burcu. Ne zamandır takalı burnum? Bayağıdır. Bayağı. Bir sesini duyayım. Bayağıdır tıkalı. Evet. Peki, hazır mısın şimdi tarifimize? Buyurun hocam. Peki, hemen şuradaki suyu alalım. Tamam. Suya göre yapacağız biraz miktarı. 1,5 litre içme suyumuz. Arkadaşlar ekrana verecekler zaten. İçme suyunun içine deniz tuzu ya da Himalaya tuzu, hangisi varsa evinizde, ayrı ayrı almaya, masraf etmeye gerek yok. 1,5 litreye bir çorba kaşığı kadar atacağız içerisine. Güzelce bir karıştıracağız. Deniz tuzu ya da Himalaya tuzu. Himalaya tuzu. Sinüslerimiz için yapıyoruz bu tarifi. Evet. Aynı zamanda migren için de çok iyi, biliyor migren musun? Migren için de mi? Migren için de çok iyi. Bir tatlı kaşığı kadar da karbonatımız var. Bu da yine bir kaya tuzu, güzel. Karbonat. Karbonat. Ve propolisimiz var. Propolis burada neye etki ediyor? Hemen Allah onu söyleyelim. Anapoleni neye etki ediyor burada? Evet. Şöyle ki, propolisin en büyük özelliği doğal bir antibiyotik olması. Ha. Sonu itle biten, küçük bir bilgi. Bütün hastalıklar iltihabik hastalıklar. Ben onu şöyle alayım. Tabii. Ben şöyle göstereyim. Şunu vereyim istiyorsanız. Daha tatlı küçük kaşığı çünkü ölçü. Tamam, peki. Çok özel bir madde. Doğal antibiyotik. Sonu itle biten bütün hastalıklar. Romatoid artrit, sinüzit gibi. Bana hepsi... değil, bu kadar. Tamam, yeter. Yeter. Şöyle göstereyim. Şöyle kaşığı da takip ederseniz. Evet. Suyumuzun içine koyduk. Şöyle kalmasın. Evet. Birazcık da tuzları eritmek için şöyle karıştırmanız lazım. Bunu birkaç saat evvelden yaparsanız hiçbir şey olmaz. Propolis aynı zamanda doğal bir koruyucu olduğu için bunu 1,5 litre yapıp güzel bir şişede saklayın. Hiçbir şey olmayacak. Emin olun. Bizde çok fazla burun temizliği yok ama kuzey ülkelerinde, soğuk ülkelerde insanlar sabah ve akşam düzenli olarak yatmadan dişlerini fırçalarken, fırçaladıktan sonra burunlarını muhakkak temizliyorlar, sinüslerini açık tutuyorlar. Biz de onu yaparız, hatta sese gel oluruz yani. Evet. Yani hınkırma sesidir ama bizdeki. Bu ne güzel bir şeymiş, bu nedir? Evet, bu işte burnumuzu temizlemeye yarayan, tam tersi o pompalar gibi, biliyorsunuz bir de pompalarla çocuklar da kullanılıyor. Ha. Basınç uygulamadan suyun kendi kuvvetiyle sadece sinüs yollarını açacak. Arkadaşımızı şöyle alalım mı? Tamam. Şimdi hafifçe eğilirsen buraya, çünkü burnundan su akacak. Bakın, uygulama bu. Biraz kafanı yan tarafa 45 derece, öteki tarafa, ters tarafa tam. Şöyle. Evet. Ne yapacak? Şimdi su gidiyor. Ha, gidiyor. Evet, rahat ol, sakin ol, hiç heyecanlanmana gerek yok. Az bir şey yakacak. Sinüsler için yani... Biraz daha kafanı yana eğebilirsen çok sevinirim. Evet. Kapalı olanlar için. Hissettin mi ağzının içine geldi mi? Evet, bakın görüyor musunuz şu an? Kamera yakın girerse biraz daha eğersen kafanı çok sevineceğim. Zaten evet. Kapalı sinüs. Ha, diğer taraftan başladı. Evet, akmaya. Başladı akmaya. Ha. Görüyor musunuz? Açtı mı şimdi yolları? Evet. Biraz genzini yakacak, hiç korkma. Konuşma. Tamam. Ha. Hala yani daha var. Emin olun, bunu yaptığımızın ikinci günü bu kadar olmayacak. Şakır şakır sular akmaya başlayacak. Günde iki defa yaptığımız zaman da şöyle vereyim ben. Biraz yaktı, biraz yaktı. Ama açıldı mı peki? Evet. Ha? Evet. Bir konuş, bir sesini duyalım. Çok iyi. Çok iyi. Çünkü bakın sesinden, ses tonundan bile. Şu dur, mikrofonu ne yaptım, vermişim. Sesi duyamıyorum. Size yakın konuşursa. Evet. Nefes alabiliyorum şu anda. Az önce nasıldı? Tıkalıydı, şuralar tıkalıydı. Tıkalıydı. Peki, dayanabilirse bir kere daha gösterebilir miyiz? Tabii. Tamam. Tamam. Daha iyi açılmış olur ha. Peki. Evet. Yalnız şimdi bir şey soracağım. Bir dakika, yapmadan. Tamam. Benim izleyicim bu aleti nerede bulacak da yapacak? Aktarlarda var, çok bir şey değil zaten. Var mı? Var tabii. Bunu ne bakın kadar? Uzak doğulular. Yani bunun plastikleri var, 30 lira civarında satılıyor. Ha. Bunlar 50 lira civarlarında satılıyorlar. Porselen elde yapılıyor. Bunun camları var daha farklı fiyatlarda. Bak, sadece şuradan bir çıkış var, o kadar. Evet. Ha, bunu ne yaparsınız biliyor musunuz? Evinizde değil kullanmadığınız eski bir cam demlikle bile yaparsınız. İlla bunu... Porselen sağlık olduğu için biz bunu örnek gösteriyoruz. Yani birçok alternatif üretebilirsiniz. Kendiniz yaratıcı olabilirsiniz. İlla bunu almanıza... Çok yaşayın çünkü bunu nereden bulacağız diye düşünüp hemen... Bunu almanıza gerek yok ama özellikle yoga yapanlar bunları çok iyi biliyorlar zaten. Bu demlikle de yapılabilir mi yani? O biraz fazla büyük. Ağız şekli çok müsait değil. Hayır, evde ne var? Bu var. Ama bunun daha ufak tipleri var. Ama bizim... Ay, gülmeyin, bunu buldum, ne yapayım? Türk insanı çok özeldir. Türk insanı arabanın vantilatör kayışı koptuğu zaman kadın çorabıyla çalıştırır. Benzin deposu kaçak yaptığı zaman
sabunla onu tamir eder. Hanım çorabı çıkın arabayı tamir edeceğim. Dolayısıyla bizim halkımız bir çözüm bulacaktır. Yapalım mı? Yapalım lütfen. Peki. Bakın hiç basınç yok. Suyun sadece kendi gücü. Biraz daha kafaya eğersek. Allah Allah. Bakın alnına kadar su gidiyor. Bakın demin hiç akmıyordu. Şimdi fark ettiyseniz daha yalnız, döker dökmez akmaya başladı. Az önce biraz tedirgindin. Şimdi çok rahat ve mutlu görünüyorsun. Alıştı tabii ne olduğunu öğrendi. Evet. Evet bakın gördünüz. Hepsi iyice içerisi tertemiz oldu. Tertemiz olunca ne oluyor? Bakın, ay benim tertemiz. Bile yapasım geldi ya. Evet. Emin olun ben bunu bizzat gördüm. Kuzey Avrupa ülkelerinde. 3 yaşında çocuklar. Herkesin kendi üzerinde ismi yazıyor. Nasıl diş macununda diş fırçalarımız karışmasın diye herkesin farklı belli. İsim yazmışlar. Çocuklar çok erken yaşta bunun eğitimini alıyorlar. Çünkü çok soğuk ülkelerde yaşıyorlar insanlar. Bakın. Bizim de öyle. Doğu Anadolu çok soğuk. Kar, kış, kıyamet. Evet. Bunu yani diş fırçalar gibi böyle bir şey yaparsa, çocukluktan alışırsa ne değişir hayatında? Hayatında ne değişir? Bir kere sinüzitlerde hiçbir zaman için olmaz. Burnu devamlı temiz kalır. İçe genize akıntı olmaz. Faranjit denilen illetten kurtulur. Ben kendimi anlatayım. Ben 4 yaşındayken benim burnum kırılmış çocukluğum. Evet, benim tek sinüsüm yok. Ve ben tek sinüsle yaşıyorum ve hiç sinüzit olmuyorum. Allah'ım. 15 askerden geldiğimde çok ciddi faranjit oluyordum. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyordum. Ama fark ettik ki bir muayene sonucunda 4 yaşındayken kırılmış burnum, sinüs bir tarafım kapanmış. Dolayısıyla da şekil düzgün olduğu için anlayamamış aile. Ve ben bunu sürekli yapıyorum ve beni hasta olarak gören insan çok azdır. Sebeplerinden bir tanesi de budur. Peki bunu hiçbir şey yaşamıyoruz. Şu anda sinüs falan kapalı değil bizde. Böbrek taşı düşünenler bu arada ekranda kalsınlar ya da böbrek ağrısı çekenler. Şimdiden başlayın onun da tarifini verecek hocamız. Hiçbir şey yokken bile bunu yapsak kesinlikle. Faydalı mı? Bakın ne var biliyor musunuz? Var? Bakteri nerede yaşar? Her yerde ama. Nemli, tam ışık almayan, genizimizin içi, bademciklerimiz. Eğer çocuklarında sık sık bademcik problemi yaşıyorlarsa, yetişkinlerde faranjit, laranjit gibi bir takım problemler yaşıyorlarsa sebebi oksijenin girmemesidir. Elimiz kesilir, üzerine yara bantı koyarız. Yara bantı koyduğu zaman o yara sulanır. Orada bir bakteri olur. Derler ki eskiler, ya aç da hava alsın, kurusun. Doğru. Oradaki mantık, geçsin derler. Oradaki mantık, buradaki aynı mantık. Oksijenin girdiği yere, havanın girdiği yere sağlık girer. Dolayısıyla da bu hastalıklardan uzak dururuz. Bizi çok iyi korur ve hiçbiri de ilaç değil bunların. Bak ne diyor? Rahat nefes alıyorum şu an. Nefes alabiliyorum peki şuralarına diyor. Kadar vurduğumu peki. Hissettin evet, mi? Evet. Evet. Bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? Şimdi eğer siz o pompalarla hareket ederseniz, Allah korusun istenmeyen şeyler, neticede beyinle çok alakalı. Burada sadece suyun kendi gücü. Arabadan benzin çektiğimizi farz edelim. Bir akmaya başladığı zaman o su giderken bütün yolları açarak, kendine üzerine yapıştırarak her şeyi akıtıyor. İstenmeyen yerlere gitmesin, hata kaza olmasın. Çok teşekkür ediyorum.